Minecraft modlu survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde evimi büyütmeyi düşünüyorum. Çünkü hani yorumlarda evime çok laf yapmışsınız. Gerçekten şu güzelme eve hani küfürler etmişsiniz. Ben de evimi büyüteceğim o zaman bu bölümde. Ee, onun dışında zaten Nether portalı yaptım şurada gördüğünüz gibi. Obsidian falan topladım bayağı videoya başlamadan önce. Şimdi bunu zaten çakmakla yapıp açacağız. Ee, onun dışında da işte dediğim gibi evi büyütmeye çalışacağım. Çünkü cidden yorumlarda evime çok laf atılmış yani. Üzdü beni cidden. E, şu güzelme eve... Bu kadar laf atılması beni üzdü. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu da bir açıklayalım. Ben şu anda evde değilim başka bir yerdeyim hani bir ay falan zaten burada kalacağım hani uzun bir süre ben de bu yüzden laptop'ımı yanımda getirdim işte hani video falan çekebilirim diye yalnız fazla video çekemem çünkü hani evdeki kadar rahat bir ortamda değilim onun dışında işte ne bileyim videoda hani sesim falan da kötü olabilir bir önceki videoya göre çünkü hani dediğim gibi evde değilim yani sorunları bana yorumlarda belirtin ben düzeltmeye çalışırım elimden geldiğince her şeyi açıkladığımıza göre artık oyunumuzu rahatça oynayabiliriz bence. Nasıl bir yerde doğduk bilmiyorum. Oha. Garip bir yerde doğduk evet. Şu anda Blaze değilim bir dakika şöyle bir dönüşelim ki rahat bir uçalım yani sağa sola. Işık taşları falan filan var. Tamam biz buraya tekrardan geliriz herhalde. Şu anlık burada bir işim yok. Hatta ben buraya bir waypoint çekeyim hazır gelmişken. Şöyle. İsmi de nedir olsun işte rengini yapalım. Rengi mor varsa abi. Mor var mı? Vardır tabii ki de biz bulabileceğiz mi bu moru bakalım. Bana mor lazım ya. Sende yok mu mor yani? Abi uğraştırma beni. Mor şu renk tonlarına yakın bir yerde olması lazım. Ama bulamadım evet. Turuncu var. Pembe var. Aha mor işte. Tamam pembe aslında. Şurada bir mor olması lazım buralarda. Bir dakika. Evet tamam moru bulduk. Şu renk olur. Baya da güzel oldu. Şimdi tekrar eski dünyamıza gidip direkt e, evi büyütmem lazım benim hızlıca. Bu bölüm biraz evi büyütmek de geçir, geçireceğiz. Bir de şurada bir tane örümcek vardı onu da kestim. Ee, Videoya başlamadan önce işte hani bir şeyler yapıyordum burada. Bir tane daha aynı o yeşil örümcekten çıktı şurada parkur yapandan. Bunu da kestim. Zaten elimde tek atan kılıç var. Bir de e, yanlış kılıç yaptın diyenler var. Ben aslında bu kılıcı bilerek aldım arkadaşlar. Bu da katman kayasından yapılıyor. Onu bir göstereyim size. Ee, nerede? Evet. Bu nasıl yapılıyor? Gördüğünüz gibi 3 tane katman kayası, bir tane de komut bloğu. Zaten komut bloğu yapılmıyor. Hani bu admin kılıcı olduğu için sadece game moddan alınan bir kılıç. Hani bu yüzden game modu almıştım bir önceki bölümde sırf bu kılıcı alabilmek için. Sizin dediğiniz kılıç şu olsa gerek. Ee, baka, bakalım bulabileceğiz mi şu galiba. Aynen tamam. Bedrock işte ee, burada iki tane bundan, bir tane de bu çubuktan yapınca bundan elde edebiliyoruz. Yalnız ben bundan yapmak istemiyordum. Hani bunun çok büyük bir özelliği yok. Bunu neden yaptım İşte tek attığı için ee, bu kılıcı yaptım yani öyle de söyleyeyim o yüzden game mode aldım. Çünkü hani yapılmayan itemler var burada e, bu yüzden game mode'dan almam gerekti bu itemi. Ben de aldım işte öyle diyeyim yani hani zorlandığım bosslarda falan filan bunu kullanacağım. Ama bunu elimden geldiğince fazla kullanmamaya çalışacağım çünkü oyunun tadını kaçıran bir kılıç. Hani her şeye tek attığı için e, bunun yerine bir tane diamond kılıç yapacağım yedekte duracak. Ee, bunu da işte zorlandığım şeylerde kullanacağım. Ne bileyim, Ender Dragon'da falan fazla ka zaman kaybetmemek için e kullanabiliriz yani. Tamam. Her şeyi anlattık yani. Çok konuştum lan bu bölüm. Harbiden diyorum bayağı konuştum yani. Ee, o zaman biraz odun keseceğiz. Bende balta var. O zaman hızlıca beyaz odun kesmeye gidelim. Evet gençler bayağı bir odun topladım gördüğünüz gibi. Onun dışında tarlayı da topladım. Hani bayağı bir olmuştu. Ee, cidden şaşırttı beni tarla. Onun dışında e, biraz geç vakitlerde çekiyorum videoyu. O yüzden hani e, kısık sesle konuşuyorum birazcık. Hani geç vakitlerde çektiğim için kusura bakmayın. Bunu da buradan söyleyeyim. E, şu topladığım şeyleri hemen ekmek yapacağım. 34 tane oha bayağı olmuş. Şöyle bir ekmeğimizi yapalım bence. Evet artık aç kalmayız herhalde. Bayağı bir yemeğimiz var. Ee, onun dışında şimdi şunları da bir çevirelim şöyle Sonra baltamızı da elimize alıp işe koyulabiliriz bence şu anda Evet ee, evi nasıl büyüteceğiz yalnız onu bilmiyorum Şöyle sağ taraftan birkaç adım büyütebiliriz ee, Bizim ev kaç blokluk abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ee, 8, 9, 10, 11, 12 Bence bu büyüklük bayağı yeterlidir yani bir kişi için Evde tek kaldığımız için bence yeter yani şimdilik Evet gençler evimiz bu büyüklükte olacak yani gördüğünüz gibi baya bir büyük. Hatta ikinci katı da yapacağım. Şimdi biraz kum toplamam lazım çünkü cam e, pişirmem lazım benim fırında. Şu anda zaten biraz pişiyor ama hani büyük ihtimal onlar yetmeyecek. O yüzden biraz daha kum toplayıp oha kürek bu kadar hızlı mı kırılıyordu lan? Hani altınların hızlı kırıldığını biliyorum da 19 tane, 20, 21 tane çıkacak buradan. E, bir 21 tane daha koyduk. 10 tane de camımız var şimdi camlarımızı koyacağımız yerleri kıralım o zaman hızlıca. Eee şuradaki camları aldık mı biz abi? Camları almadık. Evet 30 tane oldu. Tamam. bu kata herhalde 30 tane camla halledebiliriz yani yeter diye düşünüyorum. Şöyle harbiden güzel oldu ya bence ev bilmiyorum yani. Biraz arkadan da büyütmek lazımdı. Bayağı bir yandan büyüttük ama olsun. Yandan da olsa bence güzel oldu. Hiç arkadan büyütmekle uğraşamayacağım cidden. Ee, zaten ikinci katı da yapacağım için. Hani kare bir ev olmasın dedim. Yani ne bileyim şu anda biraz dikdörtgene benzedi evimiz ama. Gene de güzel oldu. Ben sevdim yani. Belki de kendim yaptığım için sevmişimdir. Bilmiyorum yani. Şuralarda da şöyle ikişerli koyalım bence artık cam. Gayet güzel bir ev oldu. Şöyle meşaleyle de aydınlattım evimi. Ee, bir yorumda görmüştüm hani evin çok karanlık filan demişti. Bir arkadaş ben de şu şekilde aydınlattım işte. şimdi ikinci katı da yaptık Neredeyse yani merdiveni falan koyduk ee, Baya bir blok var zaten Gördüğünüz gibi herhalde ikinci katı da hızlı bir şekilde Halledebiliriz diye düşünüyorum Evet gençler ikinci katı hallettik ee, Sadece camları yerleştirmek kaldı Şimdi bu camları yerleştirelim Sonra yorumlarda görmüştüm bunu da ee, Şu gördüğünüz Dinozor şeyine gir demişlerdi Portalına çünkü hani artık bileze dönüşüp Uçabiliyorum İçeride ölmem büyük bir ihtimal ee, Oraya gireceğim Şimdilik şu camları bir hızlıca yapabilirsek e, oraya girmek istiyorum yani. Ama biraz daha kum toplamam gerekiyor galiba aynen. E, bir tane hızlıca kürek yapalım. Hatta bir tane de diamond kılıç yapacağım. E, şu chestimizi açalım. Burada 23 tane diamondımız var. E, i̇ki tanesini kılıç için kullanacağız. E, bir tanesini de kürek için. 3 tane aldık. Şimdi bir tane kürek yapalım hızlıca. Arkasından hızlıca bir tane de kılıç yapalım. Tamam. E, şu kılıcı şuraya al şöyle. Süper. Ee, burada 4 tane kömürümüz var. Şunları şöyle birleştir. 10 tane oldu. Herhalde 10 tane kömür yeter yani birkaç tane cam yapımında. Evet şu anda baya bir cam işledik gördüğünüz gibi. 17 tane olmuş. Bakalım yetecek mi? Ee, bence yeter diye düşünüyorum yani. Akşam olmuş. Ondan sonra yatar ve direkt e, dinozor portalına gireriz bakalım. Oralarda neler var? E, biraz araştıralım yani. Cidden iyi olur. Şimdi buraya da birkaç tane meşale koyayım ki burası karanlık kaldı. E, şu çakmağı alalım. Şöyle dört bir yana koyarsak herhalde yeterli diye düşünüyorum. Ev biraz garip oldu harbiden çünkü dikdörtgen bir ev yaptım. Daha önce hiçbir survival'da böyle garip bir ev yapmamıştım. Ve bu yatağı dedim hani ikinci kata falan alırım diye düşünüyordum. Ama hani ben şimdi eve girdiğimde ikinci kata gitmekle uğraşamam. Direkt yatağa girerim o yüzden ee, şey yapmayacağım. Bir dakika yarı tıkmışız şu anda. E, o yüzden ikinci kata almayı düşünmüyorum şu anda. İkinci kata ne yaparız sonra karar veririz. Şu anda acelesi yok. Ee, belki ileriki bölümlerde de bir balkon falan da yapabiliriz oraya güzel olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi sabah olduğuna göre hızlıca şu dinozor portalına girelim ve blaze'e dönüşelim İçeride uçmam gerekecek çünkü. Dinozorlar çağına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi etrafta bir sürü dinozor var yani çeşit çeşit. Ee, hatta ben bir tanesini kestim şu anda ona dönüştüm şöyle göstereyim size. Ee, portala girdim gibi önüme çıktı yani saldırmaya başladı mecburen ben de kestim arkadaşlar. Ama baya büyük olduğu için hani e ee, çok zor yani yönetmesi cidden. Hatta şöyle göstereyim size hani yukarıdan bakıyorum çünkü hani boyu falan da uzun olduğu için o özellikleri de alıyoruz yani. Bayağı bir şu anda boyumuz uzun gördüğünüz gibi. Neyse ben tekrardan bir beleze dönüşeyim. Normal hızlı bir şekilde öldüreyim bunları. Ee, şöyle artık uçar mısın abi? Ha. Bir de biraz kasıyor ya bu map nedense bilmiyorum yani bayağı bir kasıyor. Hani FPS'im oldukça düşük. Şu tek atan kılıçta şunlara bir tek atabilirsem aynen kafalarına vurunca demeç yemiyorlar şöyle gövdelerine vurmamız gerekiyor Bir dakika lan bunlar tekince dönüşebiliyor muyum ben bunlara? Evet dönüşebiliyorum Bunlar da yavrusu herhalde tiplere bak ya abi her şey tek atmak ne kadar eğlenceli bilmiyorum yani çok eğlendim şu anda bu ne lan Sen nesin abi tipe bak geber ee, başka nelerimiz var o sarı bir şey var bu ne abi Tamam bunu da geber artık buna da dönüşürüz ee, çok değişik şeyler var bu çiçek mi anlamadım garip şeyler var buralarda ee, harbiden renkli renkli çiçekler Garip olaylar var burada ee, Bakalım başka neler var Biz bunları kestik abi farklı bir şeyler yok mu ya Böyle enteresan Daha önce görmediğimiz ne bileyim Farklı bir tane dinozor falan yok mu yani Oha Kaslı bayağı kasıyor yani dedim Şu anda donuyor hatta yani o derece Bir kasma var oyunda ee, Evet başka bir şey de yok herhalde standart e, Birkaç tane şeyimiz var Onları da kestik zaten Biraz da kasıyor işte yeni şeylere geçtikçe bu çantlar yüklendiği için baya bir kasıyor yani. Hani o yüzden fazla ilerlememeye çalışıyorum ki fazla da kasmasın. Şimdi bakalım neleri kesmişiz biz. Ee, şöyle yarı tıklarımıza bir bakalım bence. Baya bir şey kesmişiz yalnız. Evet sarı bir şey kesmişiz. Onun dışında bu ne abi böyle gergedan gibi bir şey var. Bunu zaten biliyoruz. 3 ee, tane mi var lan? O kadar kestik yani olay 3 tane bir dakika lan deniz atı var burada ona bir dönüşeyim bakayım hani karada falan gidebileceğim mi şu anda merak ettim bir deneyeceğim ee, Yanlış bir şeye dönüştüm galiba evet Şöyle bir bakalım ee, neyim lan ben şu anda Bir dakika evet Garip bir yaratığa dönüştüm yanlış bir şeye dönüştük Hızlıca şeye dönüşeceğim deniz atına hadi abi artık Evet şu bu sefer doğru dönüştük. Bakalım karada gidebileceğiz mi? Evet karada gidebiliyorum yani. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Bir de suya gidelim bakalım. Suyun üstünde yüzebileceğiz mi? Onu da merak ettim yani. Ee, bu tür şeyleri neden bilmiyorum. Merak ederim yani. Hani denerim oluyor mu olmuyor mu diye. Bu ne lan? Tiplere bak. Ana! Farklı şeyler varmış aslında. Biraz daha gezmek lazım bence. Harbiden değişik tiplerde çıktı mesela şu anda. Ee, hadi suya kadar artık Hızlıca bir gidebilirsek abi, ben de Blaze değilim hani uçmaya çalışıyorum salak gibi. Bakalım suyun üstüne gidebiliyor muyuz? Yani S.P.E.S.A e bazarsak e, zaten normal insan halimizde de gidebiliyoruz, o yüzden fazla değişen bir şey yok. E, suyun altında yine e, boğulma ihtimalimiz var. O zaman bu deniz atı bir boka yaramıyor yani öyle söyleyeyim size. E, farklı bir şeye dönüşelim. Hatta Blaze'e dönüşeceğim ya en rahatı o yani abi uçuyoruz uçuyoruz falan. Sudan çık hasar yiyeceğiz. Çıkar mısın artık şu sudan? Evet. Ee, sen nesin abi? Sana zaten dönüşebiliyoruz. Sana bir tek atalım. Aa farklı bir şeymiş lan bu galiba. Şu anda geldi yani dönüşüm şeyine. Neyse. Ee, bu ne? Bu da yavrusu galiba. Aynen o sarıların yavrusu. Bunu da bir öldürelim. Ee, birkaç tane yaratığa dönüşebiliyoruz işte. Gördüğünüz gibi kestik yani. Bir beş tane dinozor kesmişiz. Ee, bunlara dönüşebiliyoruz artık. Tabi hepsi büyük olduğu için biraz e, resime sığmamışlar orada. Evet bir garip bir tip olmuş oyun bug'a girmiş gibi gözüküyor ama bir sıkıntı yok yani hepsine dönüşebiliyoruz tamam arkadaşlar şu anda yapacak fazla da bir şey yok ben de yoruldum zaten hani artık bitirmem lazım videoda kısa oldu yani farkındayım kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere şimdilik bay bay